İyisiniz. İyiyim diyelim, iyi olalım. Tamam, 8400'ü aşarsak daha iyi oluruz. Umarım. Hemen yarışmaya mı başlayalım? Biraz sohbet mi edelim? Olabilir, fark etmez. Hangisi olabilir? İkisi de olabilir. Efendim, yönlendirin beni. Benim işim sunuculuk. Ben sizi sunacağım. Soruları soracağım. O kadar. Onun dışında bir ritim olacaksa, bir tempo olacaksa lütfen siz ortaya koyacaksınız. Nasıl buldunuz mesela Ece Hanım'ı? Gayet iyiydi. Güzel yarıştı mı? Evet, güzel yarıştı. Ceviz'de 3 harf aldı. Nasıl güzel yarıştı? O birazcık şey oldu. Evet, vizi çıktı ancak ondan sonra cevap verdik. Evet. Başlarken biraz telaşlandı. Şu bende anda de var sizin... o telaş. Bende de var o telaş. Sizin yaşadığınız duyguyu yaşadı ama gereksiz olduğunu 10 harfli cevaplara ulaştığında anladı. Siz öyle bir şey yaşayın istemiyorum. Umarım. Güzel başlarsak daha rahat ilerleriz. 14 tane harf alma hakkımız var ama sizden sonra 3 kişi yarışacak. Evet, onları da onları da sıkıntıya sokmak lazım. Başlasın mı? Başlasın. Hadi gelsin. Zilal Hanım'ın ilk sorusu efendim. Bir erkek ismi yine. Halk şairi anlamında. Ozan. Çok güzel. İlk giden kolay. Evet, kolay. Ama ikincisi biraz zor. Bir bakalım. Kira geliri sağlayan mülkler için kullanılır. Türkçedir. Arsa mı? Arsa mı? Arsa gibi bir olur. Kira geliri sağlaması lazım. Bir harf alayım yani. Arsaları da kiraya veriyorlar ama. İka. İstanbul'u iyi bilir misiniz? Yani Beşiktaş'a falan gezdiniz, evet. Dolaştınız. Orada bir yokuş vardır hani. Kargadan başka kuş tanımayanların yokuşu. Bir bak, harf daha Fatih alayım. Fatih biliyormuş. Bir harf daha. İkar. Akar kesinlikle doğru cevap. Akar etler. Biliyorsunuz değil mi orayı? Duymamıştım, bilmiyorum. Bayağı da gittim ama hiç. Denk gelmemiş demek ki. Tamam, bu çok daha kolay. Herhangi bir semtin ismine de gerek yok bunu cevaplamak için. Görelim. Kalmak fiiliyle istenmeyen bir durum ve olayla karşı karşıya olmak, etkilenmek anlamında kullanılıyor bu Arapça kökenli söz. Nokta nokta kalmak. O noktalı kısmı. Zorda. Zorda kalmak. Darda. Darda. Harf mi istediniz? Bir harf alayım, evet. Zilan Hanım harf istedi. Böyle bir muameleye nokta nokta kaldığım için. Malum. Malum değildi şey. O. Öyle bir şeydi de malum değildi. Mecbur. Mecbur da değildi. Böyle bir muameleye, böyle sözlere nokta nokta kaldığım için hicap duyuyorum. Mecbur. Bir harf daha alma imkanım yok değil mi? Ama bak artık sinyal veriyorum. Ben nasıl harf vereyim? Mecbur. Mecbur değil. Malum. Malum da değil. Maalesef. Ah, görelim neymiş. Maruz kalmak. Tüh. Ayş. İş şimdi biraz... Resmen rezil. Rica ederim. Öyle bir şey olmadı. Halen 8700'e ulaşabilecek durumdasınız. Bugünün şampiyonu olabilecek durumdasınız da biraz zorlayacaksınız kendinizi. Maruz. Hani demiştim ya 14 harf alabiliriz. Yok. Geçti onlar. Evet. En fazla 3 harf. Zilan Hanım, olmayacak şey değil. Olmayacak şey değil. Hadi bir deneyin. Buyurun geliyor. Padişahın annesi, kız kardeşi, cariyeleri ve bunların hizmetkarlarının yaşadığı saray alanına... Harem. Harem denir. Bakın. Bundan daha zor değil önündekiler. Görelim. Para gibi bir şeyin teslim alındığını gösteren belge ki alındı Makbuz. Belgesi. Nedir onun ismi? Makbuz. Makbuzdur onun ismi. İyi miyiz? İyi miyiz? Bir de şunu biraz atlattık mı? Bozuldu. Bozulmasın işte moralimiz. Moral işi zaten bu. Bir de bunu atlattık mı rahat edeceğiz. Başkasını mesela inim inim inletirdi. Fakat siz tekstil sektöründesiniz. Biliyorsunuzdur bunları. Umarım. Bir görelim. Elbise kılıfına ne deniyordu Zilan Hanım? As kılıf. Hayır. O hani kılıf. Manken değil. Böyle hani askıdaki takım elbise diyelim. Ona bir kılıfın içerisine sokarlar ya fermuarlı önden. Onun bir adı vardı. Ay, evet biliyorum adını. Şey, hurç gibi bir hurca benzer bir gibi, şey ama. Değil mi? Bir harf alayım ben. Harf yani. Alalım, tamam alalım. İki tane daha alırız isterse. G ile başlıyor o elbise G. kılıfının ismi. Maalesef hiçbir fikrim yok. Hani firmaların ismi filan evet, da biliyorum. Yazar üstlerinde böyle biliyorum, biliyorum, askıda tutarsınız da elbise kirlenmesin, kırışmasın. Bir harf daha aldık mecbur. Bir tane daha. O hurç gibi bir şey demiştiniz ya bakın Ç'si geldi. Bitişi öyleymiş.
Hiç gelmiyor. Bir harf daha alırsanız başka harf almamak lazım aşağıdaki sorularda. Hiç gelmiyor ama. Ne yapacağız? Alacak mıyız? Evet. Aldık be. Dur. Durdurun da süre gitmesin bari. Şöyle bir daha. Garbuç mu? Ne? Garbuç. Garbuç değil. Garbuç. Değil. Şöyle bir yoklayın. Muhtemelen kulağınıza ya, gelmiştir evet. Yani. Bizim firmanın... Giybuç. Daha mantıklı olurdu. Hayır, öyle değil. Maalesef. Hayır. Bundan sonra zannediyorum o kılıfları gördükçe bizi hatırlayacaksınız. Büyük ihtimalle. Kelime oyununu bu kılıf yüzünden kaybettim diyeceksiniz. Neymiş acaba onun ismi? Giybuç. Gamboç. Olmaz. Gamboçya, ülke ismi deseydim. Gamboçya. Allah aşkına biraz yani haddini aşan bir ipucu olmaz mıydı o? Gelsin yenisi de görelim nasıl bir soruymuş. Kazanamayacağız ama keyfimize bakarız. Kendisiyle çarpımı verilen sayının bizzat kendisi nedir Zeliha Hanım? Çarpı. Hayır. Kendisiyle iki kere verir. İki dört. Dört. İkinin. İki dördün. Şu an tamamen bitti. Harf alıyorum. Çarpanım mı? Hayır, hayır. Harf alayım. Ay ben durdurdum onu. Aldık harfimizi. İki kelime birleşik yazılıyor. Hani böyle üstüne gelir ya, sayının üstüne bir iki gelir. Ona ne diyorduk biz? Ay tamamen gittim. Bir harf daha alma imkanım yok. Ya sizi mi kıracağım? Alalım bir harf daha lütfen. Nasıl olsa kazanma şansımız kalmadı. Kalan yok. Kesir. Hani böyle bir geometrik cisim vardır. Evet. Ondan sonra iki kenarını çarparsanız da alanını bulursunuz. Neydi o? Zaten kesir. Kenarlarının boyu birbirine eşittir. Dört kenarının boyu birbirine eşittir. Köşe bir şey köşe. kare kök. Tamam. Ya ama peşini bıraktınız Zidan Hanım. Birazcık böyle yani uğraşmak lazım. Siz dur bakalım nereden gelecek diye yarışmayın. Tamam elimde 1,5 dakika var. İstiyorum ki geriye kalan 7 soruda biraz yüzünüzü güldürelim. Olur mu? İnşallah olur. Hadi bakalım. Şu omuzları bir geriye atın. Bir derin nefes alın. Geliyor yeni sorunuz. Son 7 harfli cevap. Ayrı tutulan kimse veya şey. Kaideyi bozmaz bu mesela. İstisna. Nedir? İstisna. Gayet iyi. Hadi gelsin birisi. Bu seferki 2 kelime. Farklı durum ve yapıda olan karşıt. Zıt. 2 kelime. 2 kelime bunlar birbirini çeker. Mıknatıs gibi. O güzeldi o söylediğiniz de ikinci kelimeyi bulamadınız. 2 kelime cevap. Zıt mı? Zıt. Zıt anlamı mı zıt? Zıt anlamı mı? Zıt anlam değil. Neler birbirini çeker? Mıknatıs. Bir harf alayım ben. Aldık bir alayım harf. Alayım rahat en azından. Ve çok güzel yerden geldi. Tam aradığınız yerden geldi. Bir zıt nokta alayım. Noktalar birbirini çeker. Zıt kutup. Evet bizzat gelmişti. Boşu boşuna aldık o son harfi. Haydi yeni sefer. Bak bu soruları seviyorsunuz siz. Geçen seferkinde de çok başarılı oldunuz. Bal, bal mumu, polen, propolis gibi ürünler elde etme işi nedir? Aracılık. Gayet seviyor bu soruları. Tertemizde 800 puan kazandırdı kendisine. Hani başlamadan önce bizimkiler muhabbeti evet. Yapmıştık ya. Halil Pazarlama. Bakalım, Halil bu Pazarlama. Soru içinde. Eşya taşımak için bir kasası bulunan 3 tekerlekli küçük taşıtların adı. Daha önce de sordum motor. Bunu. Can yaktı. 3 tekerlekli olmasından geliyor adı. Batı kökenli bisiklet. Bir adı var. Harf alayım ben. Buyurun. Taşıma işi yapıyor. 3 tekerlekli. 3 ve taşıma. Harf alayım. Buyurun. Arabalar mı? Tente, teker. Harf alayım ben. 3 hamal. Falan. Öyle bir ismi var. Hani Türkçe'ye çevirelim dersek. Harf alayım. Buyurun bir harf daha. P. Tripod. Tripod 3 ayak. Tripod 3 ayak da... Tripotör mü? Nedir? Tripotör. Ya ben bunu kabul ederim. Triportör. 2 saniye kala biraz daha puan kazandırdı bize. Bu zor olan iyiydi. Şimdi yine ulaşımla ilgili bir soru daha var. Ama bu çocuk oyuncağı. Buradan tertemiz 900 puan bekliyorum. Buyurun.
İki metal şeridin İki metal şeridin yere sabitlenmesiyle oluşan ulaşım platformudur. Ne kötü okudum. İki metal şeridin yere sabitlenmesiyle oluşan ulaşım platformudur. Nedir o? Yürüyen merdiven gibi bir şey. Artık gittim. İki tane metal şerit var. İki tane metal şerit. Tamam, yekpare değil ama evet. Bir şerit oluşturuyor. Diyelim ki buradan Kars'a kadar. Evet, buradan Kars'a kadar. Tren rayı. Tren rayı. Ne diyoruz ona, o ulaşım platformuna? Demir yolu. Demir yolu diyoruz. 4000 oldu. Ne yazık çok ki son iki soruyu soramadım. Yaşadığımız onca tersliğe rağmen iki soruda takıldık. İki kere kazandığımız puanı kaybettik. Ona rağmen 6000 olacaktı. Çok kötü olmayacaktı da biraz bir elinizi soğuttunuz hadiseden. Yalan mı? Olabilir ya. Değil, bilmiyorum, değil mi? Çok heyecanlıyım. Belki ona yenik düştüm. Heyecan. Bir daha deneyelim İzmir'i. Sonbaharda. Ama bu kadar heyecanlı gelmeyelim o zaman. İnşallah. Söz mü? Söz. Bir de kocaman alkış. Teşekkür ederim.